Avrupa Birliği ile ilgili şu anda 10-11 yani bu konuda Türkiye'ye yönelik yapılacak herhangi bir yaptırım kararı değerli arkadaşlar Türkiye'yi çok fazla da ırgalamaz. Zaten biz yani resmi olarak 1963'ten bu yana Avrupa Birliği bize zaten sürekli yaptırım uyguluyor. Hiçbir zaman Avrupa Birliği dürüst davranmamıştır. Hiçbir zaman Avrupa Birliği verdiği sözün arkasında durmamıştır. Ama biz o günden bugüne hep sabrettik. Hala da sabrediyoruz. Avrupa Birliği'nin dün yapmış olduğu zirve aslında birkaç ülkenin beklentilerine bekledikleri cevabı vermedi. Çünkü talepleri haklı değildi. Talepleri aslında Türkiye'nin haklılığını ortaya koyan bir sürecin tam aksine idi. Ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler, bizim bütün bunlar karşısındaki olumlu tavırlarımız, bunların beklediklerini boşa çıkardı. Aslında Dışişleri Bakanlığımızın yapmış olduğu açıklamalar bu sürece yönelik bunların yanlışlarını ortaya koyması bakımından çok çok önemliydi. Ve sağ olsun Avrupa Birliği üyesi ülkeler içerisinde aklı selim sahibi ülkeler burada olumlu tavırlar ortaya koyarak bu oyunu boşa çıkardılar. Ve şimdi Mart 2021'de yapılacak olan zirvede yeni bir hazırlığın yapılması gibi, orada bu işin müzakere edilmesi gibi bir beklenti var. Ben şunu çok açık net söylemek durumundayım. Oradan da herhangi bir şey çıkması mümkün değil. Çünkü Türkiye için haklı olan bir süreç var. Türkiye için bu süreç içerisinde de hakkımızın teslim edilmesi gerekiyor. Zira şu anda Avrupa Birliği üyesi ülkelerin Türkiye'ye vermeleri gereken birçok haklar var. Gerek Amerika Birleşik Devletleri, gerekse Avrupa Birliği ile her iki tarafın da asla görmezden gelemeyeceği, kaybetmeyi kesinlikle istemeyeceği çok köklü siyasi ve ekonomik ilişkilerimiz vardır. Türkiye olarak bu ilişkilerin ruhuna halel getirecek hiçbir adım atmadık, atmayız. Avrupalı ve Amerikalı yatırımcıları ülkemizde daima baş üstünde tuttuk. Her türlü desteği verdik. Siyasi sahiplerle ve rasyonel hiçbir temeli olmadan dayatılan yaptırım gündemleri tüm taraflar için sadece zarar yazan, hiç kimseye faydası ve karı olmayan yaklaşımlardır. Her şeye rağmen bu konulardaki somut adımların, aklı selimin ve karşılıklı menfaatlerin ışığında potansiyellerimizin gücü dikkate alınarak atılacağına inanıyorum. Diyalog ve işbirliği ile çözülmeyecek hiçbir meselemiz olmadığını düşünüyoruz. Aynı şekilde kapımız tüm yatırımcılara sonuna kadar açıktır. Açık olmaya devam edecektir. Amerika ve Avrupa'daki yönetimlerin Türkiye düşmanı lobilerin etkisinden kurtularak bir an önce objektif ve sürdürülebilir politikalara yönelmelerini diliyoruz.